Herkese merhaba. Bugün staj deneyimlerimle ilgili bir video çekeceğim. Çünkü özellikle İngiliz Dil Edebiyatı mezunu olan birinin ne yapabileceği ya da genel olarak staj imkanlarına nasıl ulaşabileceğimiz konusunda çok bir bilgimiz yok. En azından aldığım sorular ya da konuştuğum insanlarla bu doğrultuda aldığım dönüşler hep bu yönde oldu. O yüzden dedim ki neden bu konu hakkında aydınlatıcı bir video çekmeyeyim? Yani çünkü şunu fark ediyorum. Özellikle bu çağda insanlardan direkt birebir dönüş almak bizi çok daha aydınlatıyor. Yani internette bir bilgi okumaktansa ya da işte bir dergide, gazetede, orada burada gördüğümüz şeylerden hani yola çıkıp fikir yürütmektense birebir bunu yaşayan insanlardan deneyimlerini dinlemek bizi çok daha aydınlatıyor. Bize çok daha rahat yol gösterici olabiliyor. Ve daha inanılır geliyor. Yani hani bunu yapan biri var, karşımda bir örnek var. Hani ve buradan yola çıkarak ben de yapabilirim gibi bir düşünceye ulaşabiliyoruz. O yüzden bence çok rahat bir yöntem. Beni takip eden insanlar arasında da bu konuşmalara çok denk geldiğim için, yorumlarda bunu çok gördüğüm için, faydalı olabileceğine inandığım için böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle direkt stajdan bahsedeyim genel olarak. Staj neden önemli? Çünkü bu sadece iş deneyimi ya da hani işi nasıl yapılacağını öğreneyim olayı değil. Tabii ki o da var. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü o statü hakkında bilginiz olmayabilir, departman hakkında bilginiz olmayabilir, şirket hakkında bilginiz olmayabilir. Ve staj yaparak, bunu deneyimleyerek birinci elden bu deneyimleri hani çok daha rahat elde edebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Yani birinci elden dediğim gibi bilgiye çok rahat ulaşabilirsiniz. Fakat bir yandan da kendinizi tanıyorsunuz. Yani aslında atıyorum satışçı olarak bir departmanda işe başlıyorsunuz diyelim. Ve satışın size yönelik olmadığını düşünüyorsunuz. Bundan bir sonraki stajınız satışla ilgili olmayacak demektir. Yani çünkü siz onu istemiyorsunuz. Ve bu aynı zamanda mezun olduktan sonra ne yapıp ne yapamayacağınıza da karar verebileceğiniz aslında önemli bir aşama. Yani staj yaptığınız zaman aslında ne yapmak istemediğinizi de öğreniyorsunuz. Sadece ne yapmak istediğinizi ya da ne olabileceğinizi değil. Ben en azından kendi açımdan hep örnekler vererek gideceğim bu arada. Bunu yine örnek vereceğim. Ben bir sürü alanda staj yaptım. PR ajansında çalıştım, konser organizasyonlarında çalıştım, gazetede çalıştım, yurt dışı danışmanlık firmasında çalıştım. Hani aklınıza gelebilecek pek çok farklı alanda bunu yaptım. Hızlı tüketimle ilgili bir besin firmasında da çalıştım. Her yerde çalıştım size diyebileceğim gibi. Ve bunlarda pozisyonlarım da değişti. İşte birinde eğitim danışmanlığı, çevirmenlik vesaire yaparken, işte gazetede dış haberler servisinde çevirmen olarak, haberde işte haber sorumlusu olarak, ya da işte ne bileyim PR ajansında yine aynı şekilde çevirmen olarak, işte marketing alanında çalışarak, diğer bahsettiğim firmalarda gibi farklı farklı departmanlarda, farklı şirketlerde hem kendimi tanıdım hem onları tanıdım, çalışma ortamlarını tanıdım, nerelerde ne yapabileceğimi görmüş, anlamış oldum. Dolayısıyla aslında bu sizin deneyiminiz için de çok önemli bir detay. Kesinlikle yani şöyle düşünmeyin, aman işte birkaç staj yaparım, CV'm dolu görünsün, mezun olunca da ona göre bir şey bulurum. Bu böyle bir şey değil. Evet, CV'nizi güzelleştirmek için önemli bir adım ve maalesef olduğumuz çağ içerisinde bu çok aranan bir şey. Hani artık stajım yok diyorsanız mezun olduktan sonra şirketler hani bir soru işaretiyle yaklaşıyorlar size. Bunu gidermek için staj yapmanız önemli ama dediğim sebepler aslında çok daha önemli. Dolayısıyla hani staj deneyimini böyle sadece hani iş deneyimleyeceğiniz bir şey olarak düşünmeyin. Aslında kendinizi tanıyacaksınız ve çok farklı şeyler fark edeceksiniz. Aynı şekilde çevrede yapacağınız için mezun olduktan sonra belki iş bulma süreciniz çok daha hızlı ve kolay olacak. Çünkü bunu hani her ne kadar yalanlamak istesek de bu doğru bir şey. Ne kadar çok tanıdığınız varsa iş hayatında o kadar çok rahat edebiliyorsunuz. O kurduğunuz network size çok farklı olanaklar sunabiliyor. Bunu sadece şey olarak düşünmeyin, hani işte ben mezun olduktan sonra işte XYZ'yi ararım, söylerim, mezunu bana tekrar iş bulun derim ve bulurlar değil. Onlar da size iş teklifiyle gelebiliyorlar. Yani mezun olmanı bekliyorlar, mezun oluyorsun ve ondan sonra bir bakıyorsun telefon gelmiş şirketten ya da işte o tanıdığınız yönlendirmiş. İşte biz böyle böyle duyduk, sizinle görüşmek istiyoruz gibi dönüşler de alabilirsiniz ve bu sizin için yine çok faydalı olacaktır. Çünkü iş arama süreci gerçekten düşündüğünüzden çok daha yorucu, çok daha uzun süreli bir süreç. Bunu hızlandırmak adına böyle şeyler size yine çok faydalı olacaktır. Peki staj yaparken nerelere, nasıl başvurmak gerekir? Burada da şunu düşünmeyelim artık. Yine bahsettiğim gibi bulunduğumuz çağdan kaynaklanıyor bu. Kimse mezun olduğu işi yapmıyor. Kimse mezun olduğu işi yapmadığı için aslında farklı alanlara da yönelebilme imkanı bize tanınmış oluyor.
Örneğin muhasebe, finans vesaire gibi hani gerçekten bu işin eğitimini almış olmanız gerekmiyorsa ve dışarıdan kendinizi geliştirebileceğiniz bölümlerse, kendimden örnek vereyim, marketing, pazarlama alanı, o zaman böyle şeyler gerçekten çok önemsenmiyor. Eğer çok üst kademelerde, çok üst şirketlerde bunu aramıyorsanız, hani o tarz yerlerde ilerlemeli ve bir yere gelebilmek için bunu yapmam gerekiyor demiyorsanız, o alanları okumuş olmanız gerekmiyor. Dolayısıyla aslında o yerlerde istediğiniz şekilde iş de bulabiliyorsunuz. Ama biz düşünce olarak şunu düşündüğümüz için, hani ben bu bölümü okumadım. Şimdi ben alakasız bir X bölümünden mezunum ve beni nasıl işe alacaklar ya da diğerleriyle, yani diğerlerine kıyasla nasıl öne geçebileceğim? Bu aslında çok düşünmememiz gereken bir şey, dediğim gibi. Gittiğiniz zaman size hani evet hangi okuldan, hangi bölümden mezun olduğunuzu soruyorlar. Ama bunun yanında ne stajlar yaptınız? Kendinizi işte bu alanda geliştirmek için neler yaptınız? Ekstra başka yaptığınız aktiviteler neler gibi sorularla karşılaşacağınız için aslında kendinizi geliştirme oranınız, kendinizi o yöne nasıl adayacağınız çok daha önemli. Yine kendimden örnek veriyorum. Yani dediğim gibi bu video tamamen kendi örneklerimle dolu bir video olacak. Dolayısıyla hani bunu başarmış bir insan olarak size de başarabileceğinizi göstermek istiyorum aslında. Ben İngiliz Dil Edebiyatı mezunum Boğaziçi Üniversitesi'nden. Tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş olmanın da bazı avantajlarını yaşıyorum hayatımda. Ama bu demek değil ki işte farklı bir ilde, farklı bir üniversiteden mezun olup bu işi yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Tabii ki yapabilirsiniz. Sadece hani yine diğerinden bir tık öne nasıl geçebileceğinizi bu sefer daha fazla kanıtlamanız gerekecek. Yani ben oraya gittiğimde sahip olduğum vasıflar bunlar dediğimde, siz de ben de bunlardan mezunum, bunları yaptım ama bunları da yapıyorum, bunlar da var, İşte bu kadar dil biliyorum gibi kendinizi öne çıkartabilecek diğer vasıfları da sürdüğünüz zaman, o zaman beni değil sizi seçeceklerdir. Buna zaten emin olun. Yani benim aslında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş olmam da çok bir önem o zaman ortaya koymayacak. Kendi örneğime dönüyorum. Marketing için ben çok çabaladım. Kendimi geliştirmek istedim bu alanda. Özellikle Instagram beni bu konuda çok besledi. Çünkü hani bir yerde aslında kendi profilimin de marketingini yapmış oluyorum sosyal medyada. Ve burada dedim ki hani çok faydalı, çok anlayabildiğim, güzel bir konu. Hani burada kendimi ilerleteyim. Dolayısıyla ben yaptım 2 stajı sırf marketing üzerine yaptım 2 farklı firmada. Dolayısıyla buralarda kendimi çok güzel geliştirebildim. Çok farklı şeyler öğrendim ve her seferinde de kendimi bir tık öteye taşıyabildim. Bu sıralarda sertifikaları işte ya da ne bileyim seminerleri kovaladım. Özellikle sertifikalı seminerler işte bu konularda çok güzel olabiliyor. Hani en azından CV'nizi yazıp buna katıldım, böyle sertifikam var diyebiliyorsunuz. Marketing zirveleri oluyor. Bunlara katılıyorum. Böyle oturumları takip ediyorum. İnternetten makaleler okuyorum. TED Talk'lar seyrediyorum bu konuyla alakalı. Ve kendimi bir tık daha öteye taşıyabiliyorum. O yüzden hani size de tavsiyem, sadece yani mezun olduğunuz bölüme bağlı kalmadan istediğiniz alanda bu şekilde kendinizi geliştirecek şeyler de yaparsanız kesinlikle bir tık daha öne geçeceksiniz ve iş bulma süreciniz biraz daha kolaylaşacak ya da en azından işe başvurduğunuzda sizi işe almaları daha kolay olacak. Siz de hangi alanda ilerlemeyi düşünüyorsanız bu stajlar sonrası, bu şekilde ilerlerseniz kendinizi çok güzel geliştireceksiniz ve en azından emin olacaksınız. Yani bu insan size dediğinde tamam, Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuşsun, çok güzel, İngiliz Dil Edebiyatı mezunusun, bu da tamam. Ama sen işte başvurduğun bölüm şu an marketing ve bana marketingle ilgili ne sunabilirsin? Marketingle ilgili ne biliyorsun? Ya da bu alandaki hedeflerin neler dendiğinde eğer ben cevap veremezsem kesinlikle bu işi alamam. Dolayısıyla bunlara cevap verebilecek, kendimi kanıtlayabilecek bir seviyede olmuş olmam gerekiyor. Bunu size sormuyor olsalar bile, başvurduğunuz zaman işe alınsanız bile sonraki süreçte bunlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden hani bunu minimuma indirmek ve gerçekten kendinizden emin olmak için yapmanız gereken şey bu alanda kendinizi geliştirmek. Hangi alan olduğu önemli değil. Ben kendi alanım olduğu için oradan örnek verdim marketing olarak. Siz diğer her alanda düşündüğünüz, aklınıza gelecek her şeyi yapabilirsiniz. Başvururken neye dikkat etmek gerekiyor ya da nasıl başvurmak gerekiyor, biraz bundan da bahsedeyim. Çok aslında teknolojinin geliştiği ve böyle gelişen bir çağda olduğumuz için, gelen nesil de aynı şekilde çok yaratıcı olduğu için kendimizi öne çıkartabilecek ufak güzel kreatif çalışmalar yapabiliriz. Bu nedir? Ben yine kendimden örnek vereyim. Çok çalışmak istediğim bir şirket vardı. O şirkete kesinlikle hani girmek için can atıyordum. Ama şirketin genel bir havuz maili vardı ve o maili attığım zaman hani direkt havuza düşecek CV'm ve hani bana ulaşacaklar mı, görecekler mi, pozisyon açılır mı, açılmaz mı, bunları takip edemeyeceğim için hani süreci hızlandırmak istedim.
Ve ben LinkedIn üzerinden, bu arada LinkedIn iş bulmak için de, connection kurmak için de çok önemli bir web sitesi. Orayı kesinlikle güzelleştirin, profilinizi doldurun, insanları takip edin. İş bulmanızı o da kolaylaştıracak. Özellikle yurt dışında da iş bulma olanağı açısından LinkedIn çok iyi. Orada LinkedIn'de ben o kurumda çalışan sorumlu bir arkadaşa ulaştım. Ve kendisine mail attım. Dedim böyle böyle bir şey var ve ben sizin şirketinizde çalışmak istiyorum. Uygun pozisyon olursa bana dönerseniz çok sevinirim. Hani gerçekten para peşinde değilim, iş peşinde de değilim. Yani full time bir iş peşinde de değilim, zaten okuyorum. Tek istediğim staj yapmak ya da hani stajyer olarak beni almıyor olsanız bile, bir vasfım olmasa bile ben yanınızda iş öğrenmek istiyorum dedim. Ve hani gerçekten bu benim çok heveslendiğim bir şeydi. Bu şekilde konuştuğum için karşı tarafta hevesime güvenerek evet tamam seni değerlendirmek isteriz dedi ve ben bu şekilde o şirkette çalışmaya başladım. Ve gerçekten belki 2 yılı aşkın bir süre onlarla beraberdim. Ve onlardan çok şey öğrendim. Hem bir sürü arkadaşım oldu oradan, hem çok güzel bir çevrem oldu, hem de işe dair her şeyi birinci elden deneyimleme fırsatı elde etmiş oldum. Siz de böyle kreatif çalışmalar yaparak belki de o işe, kuruma ya da statüye, her neyse, bir adım daha rahat yaklaşabilirsiniz. Bu konuda çekimser olmayın. Çünkü iş hayatında gerçekten çekimser olmak size hiçbir şey kazandırmıyor. Belki dışa dönük bir insan olmayabilirsiniz. Kendinize güvenmiyor olabilirsiniz. Çekimser olabilirsiniz dediğim gibi. Ama bunları eğer aşabilirseniz gerçekten istediğiniz yerlere çok daha rahat gelebilirsiniz. Çünkü artık işte bence, yani iş yerlerinde en önemli şey dışa dönük olmak, yeniliğe açık olmak, kendinizi güzel ifade edebiliyor olmak ve karşı tarafa geçirmek istediğiniz mesajları net bir şekilde geçirebilmek. Bu çok önemli bir detay bence. Dolayısıyla şu an mezun olduğunuz okulu, bölümü vesaire önemsemeden kendinizi geliştirmeye odaklanın. Bir dil daha öğrenin. Bir dil daha öğrenin. Yani dil öğrenmek çok önemli. 2-3 dil bilmek sizi çok öne çıkartacaktır. O alana dair çalışmalar yapın. Yazılar yazın, belki bir yerlerde yayınlayabilirsiniz. Makaleler okuyun, sertifikalı programları takip edin, oturumları takip edin. İnsanların bu konuyla ilgili verdiği konuşmalar varsa onlara katılın. Yani kendinizi geliştirmek adına elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman günün sonunda göreceksiniz ki hani bu staj imkanları size sadece iş tanımayı ya da işte potansiyel işe girebileceğiniz departmanları, statüleri öğrenmenizi değil, kendinizi geliştirmenizi de sağlayacak, network kurmanızı da sağlayacak, ne yapıp ne yapmak istemediğinize karar vermenize de yardımcı olacak. O yüzden staj yapmayı bence atlamayın. Çünkü staj zorunlu alanlar var, zorunlu olmayan alanlar var. Ve zorunlu değil diye bunu yapmamaya eğilimli oluyoruz. Mesela benim okuduğum bölümde staj zorunlu değildi. Ben tamamen kendim yaptım. Arada şöyle bir fark var. Evet, staj zorunluysa sanırım hani bu işte okul bir yere kadar sigortanızı karşılıyor vesaire, bir sigorta muhabbeti var orada. Ama ben bunları önemsemedim açıkçası. Çünkü benim için orada önemli olan sigortam yattı mı, para alacak mıyım vesaire değil. İşi deneyimlemek, kendimi keşfetmek, neler yapabileceğimi görmek ve neler yapamayacağımı görmekti. Ve bunun sonunda da gerçekten kendime çok güzel şeyler katabildiğime inanıyorum. Siz de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi çekimser olmayın ve her şeye atlayın. Ne yapabiliyorsanız yapın. Umarım bu video sonunda kafanızda stajla ilgili herhangi bir soru kalmamıştır. Ya da neler yapabileceğinize dair. Özellikle iş bulmanın maalesef giderek zorlaştığı bir dönemde. Umarım siz iş bulma konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomdan haberdar olmak istiyorsanız tabii ki abone olmayı unutmayın ve bunu söylememe gerek bile yok. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.